Şimdi diğer perdeye gideceğiz. Fakat bu arada sen benim 10 yıl önceki ya da 8 yıl önceki bir videom var. Onu bir hazırlarsan çok sevinirim Görkem. Onun ön girişini hazırlayayım ben. Önden bana söyle demişti. Hazır olunca söylersin. Arkadaşlar, Türkiye'de bazı insanlar gazetecilik yapıyorum diye döneme göre kıvırtarak pozisyon alıyorlar. Radikal tahammülsüz meselesinin neden gerçekten önemli olduğunu, radikal tahammülsüzlerin neden önemli olduğunu kısacık bir görüntüyle size verebileceğim. Ama göreceksiniz ve onu anlayacaksınız ve bunun üzerinden gerçekten ne olduğunu hep beraber göreceğiz. 10 yıl önce de aynısını söylemiştim derken, teşekkür ederim. Her zaman önceden her şeyi bilmek anlamında bunu biz kahin olarak söylemiyoruz. Sadece bir adamın maskesini düşürmek gibi algılayabilirsiniz bunu ya da aslında kimliğini açıklıkla ortaya koymak bağlamında. Kısa vermemizin nedeni merak edenler sosyal medyadan ya da işte YouTube'dan bulabilir, bize telif atabilir kanalda. Şey hazır olunca bana söyler misin Görkem? Bu Genç Bakış programında, Abbas Güçlü'nün programında bir konuk olduğum bir günde, o zaman demek ki oralara da konuk olabiliyormuşuz. Bakın, bana gelen bir soru karşılığında Davutoğlu hakkında sonrasını veremiyoruz ama ne söylemişim? Dikkat! Türkiye'de bu uyarıyı ilk yapan kim? Buyurun. Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik kitabının akademik olarak da çok başarılı olmadığı, siyaseten de çok başarılı olmadığını düşünenlerden biriyim. Tekrar verelim. Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik kitabının akademik olarak da çok başarılı olmadığı, siyaseten de çok başarılı olmadığını düşünenlerden biriyim. Bunun tarihini de bir hemen verelim Görkem. Bakın arkadaşlar, ben o zamanlar demek ki yani benim CNN'de popüler olduğum zamanlar Kanal D'de de çıkabiliyormuşuz. Abbas Küçü sağ olsun beni çağırmış. O yayın da çok zor bir yayındı. Ülkücülerin egemen olduğu bir yerdeydi. Bir kar gecesindeydi. Ve çok provokatif bir yayındı. Üniversite öğrencilerinin içerisine bir takım isimler yerleştirilmişti. Evet, 13 Aralık 2013. 13 Aralık 2013. Dikkatinizi çekelim. Türkiye'de Ahmet Davutoğlu hakkında bir tek cümle kuranın saldırı karşısında kaldığı, yerle bir edildiği, görevinden edildiği, bir kısmının içeri tıkıldığı çok acayip bir dönemden söz ediyoruz. İşte bugünün gelişini o gün ekranlarda söyledim. Hem de kanalda ekranda söyledim. Bir kere daha izleyip bugüne gelelim. Neydi mesele? Dolayısıyla bu radikal tahammül ekranı da bu yüzden ayakta tutmak istemediklerini tekrar anlayalım. Bir kere daha görelim onu. Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik kitabının akademik olarak da çok başarılı olmadığı, siyaseten de çok başarılı olmadığını düşünenlerden biri. Evet, şimdi bakın, bu stratejik derinlik meselesi Erdoğan'ın ihvan ve işte ihvancı Müslüman kardeşler hayalinin sözüm ona kuramsal olarak bir metne dönüştürülmesi meselesiydi bu. Davutoğlu'na profesör diyorlar. Bence herhangi bir İslamcının bilimsel verilere dayanmayan yapıtlarına, özellikle bu teolojik zeminde falan olan yapıtlara, eğer sosyal bilimci metodolojisi uygulanılmıyorsa, kafadan uydurma bir tarihle bir metin oluşturuluyorsa buna hiç itibar etmemek gerekiyor. Bu da öyle kitaplardan biri. İçindekilerin tamamı Davutoğlu'nun hayalleri, Erdoğan'ın da ideolojik yapısı. Zaten Erdoğan, ben kitap okumuyorum, vaktim yok. Özet okuyorum ve bir de bana arkadaşlar anlatıyor demişti. Davutoğlu'nun da bir şey okuyup okumadığını bilmiyorum ama okudukları konusunda da sağlıklı bir okur yazarlığı olmadığı ortada. Adama hoca dediler, profesör dediler, bilmem ne dediler. Bense Orta Doğu coğrafyasının en tehlikeli isimlerinden birisi olduğunu o gün görmüştüm. Stratejik derinlik dediği meseledeki anlattığı şey neydi? Bugün başımıza gelenlerin sebepleri aslında onlar. Diyordu ki Türkiye, bakın bunun altını çiziyorum lütfen. Bu liberallerin 100. yıla giderken bilmeniz gereken bir şeyi anlatıyorum. Lütfen arkadaşlar, bunu mutlaka ve mutlaka çok iyi bilin. Türkiye'de bu meseleyi Marmara Üniversitesi'nin bu kamu yönetimi bölümünde dolmuş bir grup son derece bence tehlikeli sosyal bilimci yarattı. Bunlardan bir tanesi Ali Bayramoğlu, bir tanesi Ahmet İnsel.
derslerine konuk ettikleri Ali Bulaş'la birlikte işte Medine Sözleşmesi denen ve 1000 yıl önceden kalan artık hiçbir güncelliği olmayan bir metinle dünya barışını sağlayabileceklerini falan düşünüyorlardı. Ve o ekibin içerisinde yani o Marmara Üniversitesi ekibi işte Yeni Yüzyıl Gazetesi, Radikal Gazetesi, daha sonra Gülen Cemaati'nin organları ve AKP'nin bugün kullandığı ama yolların ayrıldığı Karar Gazetesi ekibi, Taraf Gazetesi ekibi falan Cumhuriyet'in yanlış kurulduğunu, Cumhuriyet'in ırkçı bir temel üzerinden olduğunu, iddiaçların Türkiye'deki bütün pisliklerin başı olduğunu bugün kalan. Dolayısıyla İmparatorluk İnterlandı'nın çok kültürlü ve çok dilli vesaire ve çok hukuklu halinin dünyayı yeniden düzlüğe çıkartacağını falan söylüyorlardı. Dikkat ederseniz içerisinde herhangi bir ekonomik model önerimi falan önerisi falan yok. Bu tez Türkiye'de adım adım işlendi. Bu neoliberalizmin son derece tehlikeli, son derece sorunlu bir tezi. Neden? Çok basit nedeni şudur. Çünkü Cumhuriyet fikrini ortadan kaldırmak, o sırada Kürtlere göz kırparak bakın size de bir federatif yapıveririz, Cumhuriyet sizi yok saydı demek, ezdi, öldürdü, katletti demek ki doğru unutum bunlar. Buradan işte Alevilere bakın sizin inançlarınız tanınmıyor. Gayrimüslimlere de eğer imparatorluk içinde kalsaydınız bak çok daha mutlu bir hayat sürerdiniz tezi ile Türkiye'ye sunuldu. Buna kananlar çok oldu ve işte yetmez ama evet başta olmak üzere daha sonra bu tek adam rejiminin ortaya çıkması bu süreçte oldu. Mesela Adalet Ağaoğlu işte o dönemde Cumhuriyet'in bu sorunlu hali üzerinden Hürriyet'te tam sayfa röportajları çıktı. Sonra beni aptallık ettim, beni kandırdılar dedi. Ölmeden önce tarihe böyle geçti. Fevkalade acı, onun da altını çizmek isterim. İşte Davutoğlu Cumhuriyet'in bu yanlış kurulduğu tezi üzerinden bir de ihvancılık buna ekleyerek şöyle bir şey savundu. Bu arada kitabı kimseler okumadığı için mesele tam da doğru yerli yerinde falan da bilinmiyor. Onu da altını çizmek istiyorum. Şunu söylüyor Davutoğlu orada. Biz büyük bir imparatorluğuz. İmparatorluk toprakları üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla işte Türkiye'nin yeni stratejisi burası üzerinden olmalı ve bunun üzerinde Suriye de bizim toprağımızdır, Irak da bizim toprağımızdır. İşte Mısır'da da bulunduk. Ta İsrail'e kadar Kenan coğrafyası denen vaat edilmiş topraklar da dahil olmak üzere bize aittir. Burada egemenliğimizi kurmamız lazım. Bir kısmını bu meselede yeniden kendi ele geçirmemiz mümkündür falan diyor. Bütün bunları yapmaya kalkan Davutoğlu'nun abuk sabuk fotoğraflar da çektirdiği bizdeki son görüntüsüne Süleyman Şah Türbesi'ni gece yarısı bir oraya kaçır, bir buraya kaçır, sonra da Türkiye'ye getir hali. Şimdi o Davutoğlu bunları yazarken kendi başına mı bunu uyguladı? Hayır. Sonuç itibariyle Erdoğan'ın bir karizmatik lider kimliği, Erdoğan'ın bir ihvancı kimliği, Erdoğan'ın bu içinde bulunduğumuz cumhuriyete yani laik demokratik cumhuriyeti, Mustafa Kemal önderliğinde kurulan cumhuriyete bir aidiyet hissetmemesi ve bunun üzerinden bir ortaklık kurulması söz konusu oldu. Fakat Osmanlı'dan bu tarafa bunun altını çizmek isterim. Türkiye'de teolojik bir yapı hiçbir zaman olmadı. Osmanlı nevi şahsına münhasır dini de kullanan garip bir imparatorluk yapısıydı. Hep söylüyorum Osmanlı'yı bir din devleti zannediyorlar. Osmanlı bildiğimiz anlamda bir din devleti değil. Bu konuda da yine kaynak vermek gerekirse Niyazi Berkes'in Türkiye'de çağdaşlaşmanın anlatıldığı Yapı Kredi yayınlarından çıkan Türkiye'de Çağdaşlaşma adı da tam olarak öyle kitabın mutlaka okunması gerekir. Ben zaman zaman bu kitaba geri döner, bu kitap üzerinden değerlendirme yaparım. Bu kitap çok uzun gelirse ya işte 500-600 sayfalık bir kitap ya da 400 sayfalık bir kitap o civarlarda gelirse bulabilirseniz sahaflarda son 200 yıldır hatamız neydi diye yine aynı tezlerin öncülü olarak yazılmış olan Niyazi Berkes'in şahane bir kitabı vardır. Aslında Niyazi Berkes'leri Türkiye'den kovan ve bunun üzerinden Cumhuriyet'in temel laik rejiminin ürettiği önemli düşünürleri ortadan kaldıran, onun yerine Davutoğlu gilleri meydana getirenlerin kurduğu bir tarih anlatısı var. Bakın bu tarih anlatısının bir ayağı Mustafa Armağan. Bu tarih anlatısının bir ayağı
işte fesli, bunları çoğaltabiliriz. Bu tarih anlatısı tamamen uydurma. Yani Abdülhamit'in çok büyük bir isim olduğu falan söyleniyor. Halbuki Abdülhamit'in Osmanlı'nın bütün hazinesi dahil üzerine yaptığı falan bunları söylemiyor. Ve bunları da bir söylese iki satır o zaman hakikat açığa çıkmış olacak, bunları söylemiyor ama altını çizmek isterim, bunları söylemiyor. İşte o stratejik derinlik meselesinde Neo Osmanlı gibi bir hayal kuruluyor. Bu kurulurken sanki Osmanlı'nın yükseliş dönemindeki gibi, Osmanlı biliyorsunuz bir şey üreterek değil, fetihler yaparak zenginleşen ve fetihler yaparak ayakta kalan bir devlet. Yani kılıç kuvvetiyle aslında ayakta kalıyor. Yani bir sanayileşme, kapitalistleşme sürecini yaşamıyor. Yaşamadığı için de Osmanlı büyük bir sorun oluyor ve çok ağır bir çöküş yaşıyor. Çünkü vergilerle, ganimetle ayakta kalan bir ülke. Fakat ne vergi ne de ganimet toplama imkanı olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü batıda kapitalistleşme, buharlı makinelerin ortaya çıkması, dolayısıyla artık imparatorluklar çağının ortadan kalkıp ulus devletlerin oluşması süreci geliyor. Ulus devletlerin oluşmasıyla birlikte ne oluyor? İşte o zaman ayaklanmalar oluyor. Sanki bunlar tarihte başka bir ülke başka türlü yapmış da biz de yapabilirmişiz gibi, Davutoğlu gibi, bana göre aklı evvellerin uydurduğu bir meseleyle çözülecek gibi değil. Yani Bulgaristan'ın, Yunanistan'ın Türkiye'den ayrılmak için ayağa kalkması sanki bir Arnavutluk vesaire bir beceriksizlikmiş gibi falan anlaşılmasın. Ayakta kalabilme ihtimaliniz yok. Çünkü hem kapitalistleşmeyi sağlayamıyorsunuz hem de milliyetçiliği durdurmanız mümkün değil. İşte bu stratejik derinlik, bu hayalci anlayış. Biz işte Mısır'da da egemen oluruz. Hilafeti de zaten bizdeydi. Yeniden canlandırırız. İşte Muhammed'in ordusunu kurarız. Yani ümmetin ordusunu kurmuş oluruz. Ve bu vesileyle de işte aslında mezhepçi bir tutumla Şia'ya karşı da bir tutum, yani İran'a karşı da bir tutum takınacağız. Bu taraf, bir taraftan da Batı ile ilişkilerimiz sağlam. Bir imparatorluk dili kullanacağız falan gibi saçma sapan şeyler söylerken Müslüman kardeşlerin Türkiye'deki bir müridi gibi davranmaya başladı Ahmet Davutoğlu. Tabii Müslüman kardeşlerin bir müridi gibi davrandı derken bunun fiziki koşullarının da yaratılması gerekiyordu. Bunun fiziki koşulları coğrafyayı değiştirmekle ilgiliydi. Bugün Hamas ile İsrail arasındaki mesele olarak gösterilen olayın birinci ayağı Amerika ile yapılan işbirliği sonucunda komünizme karşı bir Suriye yaratmak. Oradaki işte mezhepsel olarak oradaki ihvancıları körüklemek ve Esad rejimini devirmektir. Ne oldu? Esad ayakta, Davutoğlu devrildi gitti. Namaz kılacaklardı Şam'da. Şimdi evde namaz kılıyor mu bilmiyorum. Sayın Davutoğlu kılıyorsa Allah kabul etsin. O hale döndü. Oyunun dışında kaldı ki kalması gerekiyordu. Fakat Erdoğan'a o kadar baskı yapıldı ki dünkü konuşmaya kadar gelindi. Bu bir felaket aslında.